Herkese merhaba. Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Oğuz Korkmaz. Bu videomuzda sizlere Teletek MCP50 konvansiyonel yangın alarm butonundan bahsedeceğiz. Şimdi ürünümüzün kutu açılışını ve bağlantılarını gözden geçirelim. Evet, kutu açılışına geçelim. Butonumuzu kutudan çıkartıyoruz. Bu butonumuz konvansiyonel dediğimiz butondur. Bu şekilde iki parça olarak geliyor. İçerisinden bir adet kullanma kılavuzumuz ve bağlantı kılavuzumuz çıkıyor. Bir adet butonu resetlemek için kullandığımız anahtarımız ve iki adet montaj vidası çıkıyor. Butonumuzun arka kasasının arka noktasında kablo giriş yeri ve yine aynı şekilde üst ve alt noktalarında kablo giriş yerleri mevcuttur. Öncelikle kablo çekilen yere butonumuzun kasasının montajını yapıyoruz. Butonumuzun ön kapağını ayırmamız için üst tarafında 3 nokta işareti olan yere anahtarımızın ters tarafıyla sıkıca bastırıyoruz. Ve bu şekilde ön kapağını butondan ayırmış oluyoruz. Daha sonra butonumuzun plastik aksamını buradan bu şekilde çıkartıyoruz. Öncelikli olarak bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Çünkü butonumuzun montaj vidaları burada olması gerekiyor. Butonumuzun arka kasasını montaj yaptıktan sonra kabloyu içerisinden geçiriyoruz. Butonumuzun klemenslerinde 1, 2, 3 ve 4 numaralı yazılar artı, eksi, artı, eksi olarak yazmaktadır. Bağlantı şemasında da giriş, çıkış olarak nasıl bağlanacağı konusunda yer verilmiştir. Şimdi panelimizden gelen yangın kablomuzu buradan butonumuza bağlıyoruz. Öncelikli olarak 1 numara artı olarak gözüken yere artıdan gelen kırmızı kabloyu bağlıyoruz. Daha sonra 2 numara eksi giriş yerine siyah kablomuzu, eksi kablomuzu bağlıyoruz. Eğer bir bölgeye bir adet buton takılacak ise bunu burada dirençle sonlandırmamız gerekiyor. Eğer buradan bu hat başka dedektörlere veya butonlara devam edecekse diğer kabloyu çıkış dediğimiz yerden 3 ve 4'ten artı eksi olarak tekrar çıkış yapmamız gerekiyor. İsterseniz butonu yangın panelimize bağlayıp nasıl alarma geçtiğini ve nasıl resetleyeceğimizi anlatalım. Burada yapmış olduğumuz demoda bir adet buton bir adet bölgeye bağlanacağı için sonlandırma direnciyle biz şimdi bölgemizi kapatacağız. Yine bu sonlandırma direncinin artısını bu çıkış dediğimiz 3 numaralı artıya, eksisini de çıkış dediğimiz 4 numaralı eksi yazan yere bağlıyoruz. Daha sonra burası, bu kasa duvara montaj edilmiş varsayalım. Biz bunu bu şekilde kasayla birleştiriyoruz. İçinden çıkan iki tane bağlantı vidasıyla bunu kasaya vidalıyoruz. Daha sonra butona basmamıza yarayan plastik aksamı bu şekilde yerine oturtuyoruz ve ön kapağımızı aşağıdan bastırarak yukarı doğru oturtuyoruz. Şu an buton alarmda olduğu için anahtarıyla butonu kurmamız gerekiyor. Anahtarını buradan yazı bize gelecek şekilde ileriye doğru itip butonu kuruyoruz. Şimdi yangın panelimize bağlantısını gerçekleştirip nasıl alarma geçtiğine bir bakalım. Yangın butonumuzu yangın panelimize bağladık. Şimdi bir test yaparak nasıl alarma geçtiğini görelim. Yangın butonumuzun burasına basarsak burada led ışığı yanmaktadır ve sistem alarma geçer. Alarm sustur ve buzzer sustur yaparak panelimizi ve sirenimizi susturuyoruz. Yangın butonuna basıldığında, yangın butonu alarmda olduğunda burada gördüğümüz çizgiler aşağı düşer ve butonun ışığı yanar. Bu sistemin alarmda olduğunu gösterir. Bunu düzeltmek için kendi anahtarıyla alt noktadan yukarı doğru ittirerek butonu kuruyoruz. Ve butonun ışığı sönüyor. Daha sonra yangın panelimizi resetleyebiliriz. Yangın ihbar butonumuz plastik aksamlı olduğu için
Yangın alarmına geçireceğimizde manuel olarak bastığımızda eski tip butonlar gibi cam kırılma olayı olmuyor. Dolayısıyla bu plastik aksama basıldığında sistem alarma geçiyor. Tekrar anahtarı vasıtasıyla bunu eski konumuna getirebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde kalabalık ortamlarda veya çocukların bulunduğu okul gibi yerlerde yanlış alarmlara mahal vermemek için bu butonların üzerine şuralarda bulunan noktalara takılacak şekilde koruma kapakları takılıyor. Bu koruma kapaklarını kaldırarak da buton aktif edilebiliyor. Teletek MCP50 yangın alarm butonumuz plastik kasaya sahip olup genişlik ve yükseklik 90 mm'e tekabül ediyor. Derinlik ise 56 mm'dir. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.